Yaklaşırken biraz hızlı, belki aynı soruyu değil farklı farklı soruları size sorayım. İslam'da rejim diye bir şey var mı? Var tabii. Ama ben ondan Rejim nedir de önce söyleyelim seyircilerimiz. söyleyelim. Taşlayarak Taşlayarak öldürme. öldürme demek, zina yapana, evet. Ben ondan Var önce mı? Yok şu... yok, bunu bir soracağım. Bir kere O açılma. çocuk, Şimdi çocuk Peygamber evlilikleri konusunda bir Efendimizin hassasiyetiniz var. Mutlaka Peygamber konuşacağım. süt bahsini de unutmayalım da. Tamam. Peygamber Efendimizin devrinde geliyorlar, işte bir bayan geliyor, ya Resulullah diyor, ben zina ettim diyor. Hazreti Resulullah diyor ki git diyor ona. Gidiyor, rahat edemiyor, tekrar geliyor. Ya Resulallah, ben zina ettim. Hani rejim yaptın bana diyor. Resulullah git diyor. Üçüncü kez gelince diyor ki şahit var mı diyor. Ya Resulallah, itiraf edeyim, hani ben yaptım diyor. Ondan sonra işte rejim olunmasını emrediyor, ama O görüntülerimizi de bir verelim Peygamber arkadaşlar. Efendimiz aslında üç defa gelmesi üzerine istemiyor. Rejim etmek istemiyor. Ve onu gönderiyor. Ve sonrasında çok ısrarla, hani bunu günahını affettirmek istediği için Peygamber Efendimiz reddedilmesini söylüyor. Şurada şöyle bir ince detay vardır. Rejim olsun, kısası olsun, benzeri hükümler var. Bunlar, yani mesela hırsızlık yapanın eli kesilmesi, kısas mesela. Bunların hükümleri olayların o devlette, yani o şey yapılması lazım, yani hüküm edilmesi lazım, yani vuku buluyor olması lazım. Nasıl? Diyelim ki biz şu an yaşadığımız bu ülkede böyle bir şey yok. Neden? Çünkü farklı bir sistem altında yönetilen bir ülkedeyiz. Dolayısıyla bu, hani eğer şeriat, mesela ben Suudi Arabistan'da çok gördüm adamın meydanda kısas yapıldığını. Tabii bakamadık da, yani Şahit meydanlarda oldum yapılıyor diyorsunuz. yani Çünkü bunlar. hukuku böyle diyor. Çünkü şeriat hukuku üzerine, o hukuk uygulandığı için bu yapılıyor. Fakat bizim ülkemizde bu tip hukuklar, ortamlar olmadığı için bunların hani geçerli olma durumu Taşlanarak yok. öldürülme var mı İslam'da? Yani tabii ki dediğim gibi Var Hazreti mı? Peygamberimiz, Yani Çok hızlanıyor. gelindi, Kesinlikle yok. Çok ve hızlanıyoruz. Hazreti Peygamberimiz buna izin, hani istemiyor onun taşlanarak rejim olunmasını, gitmesini istiyor, tekrar geliyor, üçüncü defasında artık rejim edilmesini Şimdi ama söylüyor. bir programın bir Ama yerinde de bu zina meselesine de ki kadının beyanı mı esas alınıyor, o şimdi bakın, hani o tamam, o ayrı bir tamam, şey. ama Beyan tamam, alınıyor şimdi o zina zaman konusunda. taşlanarak öldürülme de bazı ülkelerde çok kolayca yapılan bir şey. Kadına zulmün bir çeşit yolu bana Kadın göre. erkek de şimdi bakın burada şeyi Kadın saptamak. erkek yok ki burada aslında. Aynı, eşit yani burada. Şimdi peygamberimiz Kur'an'a Genelde aykırı kadınların üstünde. bakın. Şimdi şu filmi de bir izleyicilerim, Soraya'yı taşlamak diye, bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden biri. Bir iftira sebebiyle mesela bu Bu da filmde. zaten dinimize iftira var. Bir de bu kadında Evet iftira evet. var. Yani İşte çok çok bakalım güzel bir iftira film, tarafta. tavsiye ederim. Konu çok acıklı, hüzünlü olsa da. Evet Caner Bey. Asla yoktur Hayır, dediniz. asla yoktur. Çünkü Kur'an'a aykırı bir hükmü peygamberimizin vermesi mümkün Tecdüduhum var değil. Kur'an'da. Kur'an'da Kırbaç ile. evli bekar ayrımı olmadan celde ile ilgili ifade edilen bir ceza var. Eğer ki dört şahit ona şahitlik Evet. ederse. Bu ceza Kur'an'da varken peygamberimiz, ya Kur'an'da bu geçiyor. Hani ben bunu beğenmedim, daha rejim uyguladım şeklinde Hayır, bir şey olur yapması mu? mümkün değil. Rejim. Peki peygamberimiz Kur'an'a aykırı bir şey yapmayacağına ilgili rejim nereden gelmiş? İlk dönemden itibaren rejime itiraz edenler var. Bunlar mesela hariciler falan var, ama hariciler dışında da mutlaka itiraz edenler olmuştur. Ne olmuş? Zamanla rejim savunulmuş. Rejimi Kur'an'ın içine sokamayanlar sonradan ne yapmış? Uydurma hadislerle İslam'ın içine rejimi sokmaya çalışmışlar. Ve öyle bir hadisler uydurmuşlar ki, onu geçen sefer de belirttik ama şimdi konu gelmişken belirtmek zorundayız. Hazreti Ayşe'nin evinde bir tane Kur'an ayeti varmış da, aç bir keçi gelmiş, anlatılan hadise göre gelmiş, o Kur'an ayetini yemiş. O yüzden şu anda Bunu nerede Kur'an'da yazıyor? Ben hiç böyle bir Kütüb-i şey... Sitte'de geçiyor. Kütüb-i Sitte'de Sahih Estağfurullah. diye geçiyor. İşte Ben Buhari, gördüm Müslim, böyle bir oralara şey. bakın, orada geçiyor. Yani bir yanılmıyorsam O zaman Buhari'de çok geçiyor. zayıf bir hadistir. Yani böyle bir şey hiç duymadım. Yani bak, Buhari'deki Kur'an-ı hadislere Kerim'de ayet-i kerime var. Biz onu indirdik ve onu koruma kıyamette de altına aldık. koruyacağız diye. Ne Aynen. güzel, bakın, Koruyor güzel yani. Tabii. Kur'an-ı hadisleri Kerim, eleştirmek gerektiğini bırakın programın sonuna ayeti. doğru anlamaya başladınız. Yo, eleştiriyoruz zaten. İşte Yani ama ben hani Buhari'de diyorum, geç. bazı kadın Bakın, hakları hususundaki bu konuların. Kütüb-i Sitte'de o keçi ayeti ya Buhari'de ya Müslim'de, hangisinde olduğunu hatırlamıyorum. Ayrıldığınız nokta şu, uydurma demiyor. Bakın, siz Habib uydurma Hanım. demiyorsunuz Sadece da, uydurma demeyiz siz ne bana. dediniz şimdi? Kur'an'la bu hadis çelişiyor dedin. İşte ben de aynısını söylüyorum. Ama ben ne yapıyorum?
Kur'an'la çelişen hadise uydurma demekten çekinmiyorum. Siz ama çok siz, çekiniyorsunuz. Hayır, ben ayet söylüyorum. Hayır, çekin. Ya ne güzel konularda söylediniz. Hani Kur'an'ı doğru ayetlerle hadisleri karşılıklı bunu söyleyebilirim. Yani hani eğer savunduğum bir hadis varsa mutlaka onun karşısında ayet de var. Ama illa olacak diye bir şey de yok. Çünkü İslam dini akıl ve nakil dinidir. Aynı zamanda nakil dini olduğu tabii için. Tabii ki akıl ve nakil dini. Biz de şey Kur'an da, ama buradaki eğer ki Kur'an nakli ile hadis başlığında ifade edilen nakiller çelişirse benim metodum hadisi reddetmektir. Burada açıkça siz demin çok güzel Kur'an ayetini söylediniz. Kur'an'ı Allah'ın muhafaza ettiğine ilgili ayet. Ama eğer ki keçi Kur'an ayetini yiyip de eksitti denirse işte bu Kur'an'la çeliştiğine göre bu hadisin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Recmi temellendirmek için bu hadisi uydurmuşlar. Ve öyle komik bir durum çıkıyor ki. Bu son söylediğiniz. Tabii canım hadisini. Keçi yedi. Kur'an'daki ayeti nesetmiş oluyor keçi. Bir de Kütüb-i Sitte'ye bakın. Buhari veya Müslim'den birinde geçiyor. Küçüğü anlamadım. Bu böyle. Şimdi bu kadar. Ve bu hadiste nasıl bir şey geçiyor biliyor musunuz? Daha da felaket bir şey. Şimdi keçi o ayeti yiyor. Şu anda Kur'an'da o ayeti görmemizin nedeni o ayeti. O keçinin yemesi. Okunması, bakın o ayetin ya, okunması keçinin yenmesiyle ortadan kaldırılıyor. Fakat ilginç bir şey var. Keçinin yenmesiyle okunması ortadan kaldırılmış ayetin manası devam ediyor. Kur'an'da recmin uygulanamayacağını gösteren ayetin manasını o ayet nesediyor. Yani Kur'an'da manası açıkça okunan ayet hükümsüz. Keçinin okunmasını yok ettiği ayetin hükmü geçerli ve recim uygulanıyor. Kur'an'daki cezayı yeterli görmeyenler olur mu canım zinaya bu kadarcık ceza mı olur bir taşlayarak öldürsek iyi olur diyenler ne yazık ki bu uydurmayı dine sokmak için buna benzer hadislere getiriyor. Başka bir hadis daha var. Hazreti Çok Ömer hızlı. Diyor ki sözdeki haşa Hazreti Ömer onu diyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ümmet işte millet halk Hazreti Ömer Kur'an'a ilaveler yapıyorlar demesinden korkmasaydım rejim ayetini Kur'an'a koyardım diyor. Rejimle ilgili ifade. O zaman Hazreti Ömer haşa Allah'tan korkmuyor da millet ne diyeceğinden korkmuş. Böyle bir eksikliğin olmasına ifade. Ha bunların niye uydurulduğunu görmemiz zor değil. Çünkü hadislerin toplanma dönemi Kütüb-i Sitte'de bunların hadise geçiş dönemi 3. yüzyıl. Hadi Muvatta'yı katın 2. yüzyıl olsun. Mezheplerde rejim yapılabileceği kararı daha önce verildi. Sonradan millet ne yaptı? Çok basit. Rejime itiraz edenler vardı. Rejimi doğru çıkartmak için bu uydurmaları peygamber işte şu kadına şöyle rejim yaptı. İşte keçi şunu şöyle yedi. Hazreti Ömer bunu böyle dedi diye burada saydınız. Hemen varsa itirazları alayım. Çünkü son bir soruyla sonlandıracağım. Çünkü bence bu rejim ama çok önemli. Açıklarsa çok önemli. Evet programın sonuna kaldı ama süreyi olacağını çok aşarız. Süreyi çok olmadı bir program daha yaparız. Program yapmakla konu tükenmez. Yani bu hadis şerifi hadis olarak söyle kütüphanede olan. Ama burada şerif hadis demeyin ya şerefi yok. Kur'an aykırı. Alışkanlık hadisleri hep şerefli görüyorum ve gerçekten de benim için yani önemli kıymetli diyorsunuz. Deliller aynen. Şimdi bakın şunu hep ayırt etmeniz lazım. Buhari'nin hadis dediğiyle peygamberimizin hadis olarak söylediği, Müslüm'ün hadis dediği. Çünkü benim şey bildiğim, olacak anladığım aynen, kadarıyla. Çünkü baktım bildiğim kadarıyla Hazreti Peygamberimiz'e bu şey hususunda, rejim hususunda ashabtan gelip bu şekilde söyleyip Hazreti Peygamberimiz rejim etmek istemiyor hatta. Hani tövbe etsin Allah şöyle affetsin istiyor. Habibi Ayrıcı diyor ki evet var. Caner Taslaman diyor ki hayır İslam'da rejim taşlanarak öldürme yok.